Eskiler, cehlin o mertebesi ancak tahsil yoluyla temin edilebilirler. Yaşadığımız zamanlarda reddi miras siyasetinin ve bu doğrultuda şekillendirilen eğitim müfredatının neticeleriyle yeni yeni yüzleşiyoruz. Bize öğretilen nice malumatın birer sapsıklıdan ibaret olduğunu yeni yeni idrak ediyoruz. Nasrettin Hoca'yı da bir komedyen, hazır cevap bir stand-upçı gibi görmemizde de tahsil yoluyla temin edilmiş bir cehalet ile mal olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Zaten biz denilen meçhur meçhul dendiğinde ilk akla gelen Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Sarı Saltık Gazi gibi mihenk taşı isimler hakkındaki kıt bilgilerimizin ekseriyeti benzer bir çarpıklığın yansıması değil mi? Hazreti Mevlana'yı ucuz bir hümanist söyleme hapsedip el ayağa düşürmek, Hoca Nasreddin'i mümin ve mütefekkir kişiliğinden soyutlayıp basit bir komedyene indirgemek ne denli marazi bir durum halidir. Bu zaviyeden İslam medeniyetinin zirve isimleri bir bir İslamsızlaştırılıyor ve menşeini batıda bulan kavramlara ve dolayısıyla kavramalara kurban ediliyor. Ve denebilir ki sahih ve muhkem bir gelecek inşası için sahih bir geçmiş tasavvuru olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bugün de Şaban Abak hocamızdan, yitik şahsiyetlerimizden olan Nasreddin Hoca'yı dinleyeceğiz. Hocamızı kürsüye davet etmeden önce kısa bir özgeçmişlerini okumak istiyorum. 1963 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe köyünde doğdu. İlkokulu Horasan'ın Hasan Bey köyünde, orta öğrenimini Erzurum Lisesi ve Kandilli Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini 1986'da yarım bıraktı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi. İlk yazı ve şiirlerini lise yıllarında Erzurum gazetelerinden Hür Söz, Aziziye ve Doğu Ekspres'te yayınladı. 1983'ten itibaren şiir ve edebiyat yazılarını Töre, İkindi Yazıları, Albatros, Kayıtlar, Mavera, Dergah, Yalnız Ardıç, Yedi İklim, Hece, Şehrengiz, Kılavuz ve Kaşgar gibi edebiyat ve kültür dergileriyle Zaman, Yeni Şafak ve Selam gazetelerinde sürdürdü. 1981'de Türkiye Diyanet Vakfı Şiir Yarışması'nda ve 1986'da Eskişehir Yunus Emre Şiir Ödülü'nde birincilik ödüllerini aldı. İlk şiir kitabı Bağdat'tan dönen şiirler, 1990'da Yedi İklim Yayınları ve 1999'da ikinci kere Kırk Kambar Yayınları tarafından basıldı. Arkadaşı şair Hüseyin Atlansoy ile birlikte hazırladıkları Güldeste, bir genç şairler antolojisidir ve beyan yayınlarınca 1991'de yayınlandı. Daha çok türkü metinleri üzerine yazdığı denemelerini Karpuz Kestim Yiyen Yok adıyla yayınladı. Markomix ve İşport Acılar adlı iki radyofonik oyunu var. Yayınlanmamış oyun ve senaryoları ile basıma hazır şiir ve deneme kitapları bulunuyor. Şiirlerinde coşkun bir ses ve ironik bir işlenme dikkat çeker. Ahmet Kabaklı, Kabak'ı, Türk Edebiyat 4 adlı eserinde Sezai Karakoç'un öncülüğünü yaptığı Diriliş Akımı'nın genç mensuplarından sayar. Çalışma hayatına 1987'de Mavera Dergisi'nde yazı işleri müdürü olarak başladı. 10 yıl gazetecilik ve yayıncılık alanında çalıştı. Öğretmenlik ve sendikacılık yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Eğitim Birsen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Şaban Hocamızın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir saygıyla selamlıyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili gençler. Benden sonra inşallah ülkemize saygın ilim adamlarını, fikir adamlarını, sanatçılarını davet etmeye devam edersiniz. Siz mezun olduktan sonraki çocuklarımız, öğrencilerimiz de buna devam ederler inşallah. Şöyle bir küçük tavsiyede bulunayım. Davet edeceğiniz konuktan şey isteyin, özgeçmiş isteyin. İnternetteki bilgiler eski, yanlış oluyor. Benimkinde yanlış yok, eski, çok eski. Tavsiye ederim. Böyle bir problem yaşanıyor şeyler arasında. Ben de bu konuda sizin bu faaliyetinize benzer işler yapıyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı sevgili arkadaşım. Onun konuşmasından ilhamla Nasreddin Hoca tarihi şahsiyetini, bir İslam aydını olarak hocanın portresini aktarmadan önce sevgili genç takdimci arkadaşımın özür dileyerek ismini bilmediğim için Mustafa kardeşimin konuşmasına ilhamla birkaç cümle söyleyeceğim. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından
Büyük Britanya İmparatorluğu'nun, Rus Çar İmparatorluğu'nun ve Fransız İmparatorluğu'nun saldırıları sonucu dünya Müslümanlarının son ve büyük ortak devleti olan dünya Müslümanlarının ortak askeri, siyasi, ekonomik organizasyonu demek olan, ortak evimiz ve çatımız demek olan Osmanlı'nın yıkılıp parçalanmasından sonra bu parçaların Mısır bir tarafta, Balkanlar bir tarafta, Cezayir başka bir tarafta, Irak ayrı, Suriye ayrı, parça parça cephelerle bölünüp parçalanmasından sonra Anadolu hariç hemen tümü İngiliz, Fransız ve onların işbirlikçisi İtalyan ve benzeri Hristiyan Batı devletlerinin işgaline girdi malumunuz. Bu işgal yıllarında Türkiye'de 1923'te daha doğrusu Osmanlı'nın yaklaşık 6'da 1'i, 7'de 1'i üzerinde küçük bir devlet yeniden kurduk. Eski 4 milyon kilometre kareydi eski devlet, yani Sultan Abdülhamit Han döneminde. 1908'de Sultan Abdülhamit Han tahttan indiğinde 4 milyon kilometre kare, bugünkünün 700 küsur bin olduğunu hatırlayın, yani 1 milyondan az. Dolayısıyla yaklaşık 5'te 6'da 1'di bugünkü devlet. 1908'de 4 milyon olan yer, 1918'de, yalnızca 10 sene sonra, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu demek olan Mondros da yok olmuş oluyor. 10 sene içerisinde büyük bir devleti, dediğim gibi dünyanın 3 büyük devleti dışarıdan saldırarak parçalıyor. Parçalanmayı kolaylaştırıcı iç faktörlerimiz de var sağ olsunlar. Irkçılıklar var, Arnavutlar bir yandan, Boşnaklar bir yandan, Araplar bir yandan. Efendim, kendi ırkları üzerinden bir devlet hevesine kapılmış durumdalar. Mehmet Akif Merhum, kendisi Arnavut biliyorsunuz. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatlı yeri? Küfür olur, başka değil tavrını sürmekleri diye çırpınıyor ama yani hem Araplardan, hem Arnavutlardan, hem Boşnaklardan ırkçılığa şiddetle karşı çıkan o ırkın mensubu insanlar da var. Ama ırkçı hareketler düşmanın ülkemizi parçalamasını kolaylaştırıcı olduğu için düşman tarafından desteklenmiyor. Bugün de öyle. Hiç değişmez. Yani parçalanmayı sağlayıcı faktörler düşmanlar tarafından desteklenir. Bu parçalanma tablosundan sonra tabii 100 bin öldük her cephede. Yani Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Süveyş'te, Kutulamer'de, Yemen'de. Yani herkes Çanakkale'de işte 255 bin şehit verdiğimizi söylüyor. Aslında rakam 320 bindir. Kutulamer'deki şehit sayımızı, Yemen'deki şehit sayımızı telaffuz etmeyiz yani. Oralarda da rakamlar 100 bin, 120 bin, 180 bin, 210 bin şeklindedir. Yani Sarıkamış'ın 90 bin diye söyleniyor. Hadi orada rakam biraz abartılıdır. 30 küsür bindir oradaki şehit sayımız. Yani 100 yıl önce 30 bin veya 100 bin, 200 bin ne? Rakamların ne demek olduğu bir anlayın. Bakın 100 kişi ölüyor Fransa'da değil mi? İşte Ankara'daki patlamada 100 kişi, 150 kişi öldü. Değil mi? Büyük bir şey, acı oluyor yani gerçekten. Onun için bu büyük ölümler, fiziki yıkımlar, şehirlerimizin, efendim, tarihi eserlerimizin, kültür varlıklarımızın, kışlalarımızın, yollarımızın, köprülerimizin işgali, istilası, imhası, tahribi sonucunda, fiziki yıkım sonucunda yenilmiş olduk. Düşman, Hristiyan Batı dünyası bizi asıl yenilgiye uğratmak üzere şöyle bir operasyona tabi tuttu. Sizin dininiz yanlış, o yüzden yeniliyorsunuz. İnancımızın bizi ayakta tutan, bizi biz yapan, yeryüzünde İslam toplumu, İslam kültürü, İslam medeniyeti havzasını üretmiş olan biz Müslüman toplumlara, Hristiyan Batılılar, inancımıza saldırmak suretiyle, onu değiştirmek, onu tarif etmek suretiyle ölümcül yenilgiyi yaşatmak istediler bize, istiyorlar hala. Yani fiziken yenilmiş olabilirsiniz. Ordunuz dağılmış olabilir, cepheleriniz dağılmış olabilir, öyle de oldu. 1915'te, 14'teki saldırıdan, büyük saldırı 14'te biliyorsunuz Kasım ayında başladı. 14'te İngiltere ve Fransa Anadolu Yarımadası'nın batısından, Ege Denizi'nden, Çanakkale üzerinden İstanbul'a saldırdılar. Aynı aylarda Kasım'da, aynı gün Rusya'da eş zamanlı olarak, anlaşma olarak doğudan Sarıkamış üzerinden Erzurum'a saldırdı. Erzurum geçildiğinde ve Çanakkale'ye geçildiğinde bütün Anadolu işgal edilir size söyleyeyim. Yani doğu ve batı kilit noktalardır buralar. Kuzey ve güney bakımından da Antalya ve Sinop'tur kilitler.
buralar ele geçirildiği zaman geri tarafı savunamazsınız. Yani kendinizi bir kara kuvvetleri komutanı gibi düşünün, empati yapın, açın haritayı önünüze koyun. Bu ülkenin savunmasını nereden, nasıl yaparım? Bu yurdu savunmak zordur. Bu yüzden de yeterli tedbir almak gerekir. Selçuklular devrinde yapılmış kalelerin yerlerine bakın. Alanya Kalesi'ne, Sinop Kalesi'ne, Alanya Tersanesi, Sinop Tersanesi iki senaryoda yapılmışlardır. 1215-1217. Bunlar reel gerçekliklerdir yani. Yani bu İslam zannedildiği gibi teorik bir şey değildir. O teoriyi netice itibariyle biz insanlar üzerinde, insanın hayatı üzerinde, toplumsal hayat üzerinde tatbikat uygulamaya konuyoruz. O, biz de yeryüzündeyiz, canlı bedenler taşıyoruz. Yeryüzünün belli bir noktasında yaşıyoruz yani. Doğudan ve batıdan yapılan bu saldırılar sonucunda 1915'te Erzurum'un doğu tarafındaki Van ağrı bölgeleri işgale uğradı. 16'da Erzurum işgal edildi. Aynı sene Kutulamare'de büyük bir zafer kazandık ama bir sene sonra Bağdat işgal edildi. 17'nin sonunda Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif işgal edildi. 18'e geldiğimizde Medine-i Münevvere ve İstanbul işgal edildi. Peygamber Efendimiz'den beri aşağı yukarı İslam'a başkanlık yapmış olan tüm büyük şehirlerimiz Kahire, Bağdat, Şam, Kudüs, İstanbul, Bursa, Erzurum işgal altındaydı. 1918-22 arası. Bu bütün İslam tarihinin en karanlık dönemidir. Bütün İslam tarihinin 1400 yılın en karanlık dönemi 1918-22 arasıdır. Ondan önce korkunç dönemler var. Hiçbiri bu kadar değil. Yani Moğol istilası var, Büyük Haçlı saldırısı var vesaire. Şimdi bu saldırı, bu büyük karanlık dönemden sonraki asıl saldırıyı, yani 22'den sonraki saldırıyı söyleyip bitireceğim. 22'den sonra halen devam etmekte olan, daha 100 senesini doldurmamış olan bu saldırı döneminde Batı, Hristiyan Batı dünyası bizi dinimizden, bu dini çok iyi anlamış, çok iyi kavramış, çok olağanüstü eserler ortaya koymuş olan, bu eser kitap biçiminde de anlaşılabilir, Itri'nin bestesi biçiminde de anlaşılabilir, mimarın, Sinan'ın camisi biçiminde de anlaşılabilir. Anlatabiliyor muyum? Eser yani, fert ya da toplum halindeki oluşumuzun ortaya çıkardığı bir inanca taalluk eden, bir inanca karşılık gelen, o inancın neticesi olarak düşünme biçimimizin şekillenmesiyle eşyaya şekil vermemize denir yani. Eser, insanın elinden, dilinden sadır olan her şey. İnsan deyince de hem fert biçiminde anlamak lazım, hem toplum biçiminde, yalnızca fert biçiminde anlamak lazım. İnsan fert değildir çünkü yalnızca. Aynı zamanda toplumsal bir varlıktır ve dinimiz toplum halinde olmayı da fert olmanın önünde görür. Anlatabiliyor muyum? Bütün ibadetlerimiz, bütün oluşlarımız toplum halinde oluş iken daha değerlidir. Hatta bazı ibadetler toplum olmadan yapılamıyor. Yani Cuma'yı tek başına kılamıyorsunuz mesela. Değil mi? Aslında zekatı da tek başına uygulayamazsınız. Yani tek bir insan olduğunu düşünün dünyada. İslam mümkün değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Zekat mümkün değildir, kurban mümkün değildir, hac mümkün değildir vesaire filan. Yani dolayısıyla İslam bir fert dini değil yani. Bir toplum dini, toplum halinde oluş dini. Toplum halinde üretmiş olduğumuz her ne varsa, dinimizi ve o dini çok iyi anlamış, çok iyi eserler vermiş olan büyük aydınlarımızı, onların eserlerini tahrip etmeye yöneliyor. Yani Erzurum kışlasını, Çanakkale siperlerini, işte Şam tren istasyonunu bombalamakla yetinmiyor. Onu ve geçmiş yüzyıllarda ona benzer eserleri ortaya çıkarmış olan inanç dünyamızı, düşünce dünyamızı, zihniyet ve tasavvur dünyamızı bombardıman etmek istiyor. Bunun için de şu yöntemi kullanıyor. Çok basit indirgeyerek söyleyeceğim. Vakit dar. Aydınlarımızı geçmiş dönem İslam medeniyetinin geçmiş parlak yüzyıllarında yetiştirmiş olduğumuz büyük aydınlarımızı tahrip etmeye, karalamaya, itibarsızlaştırmaya yönelik bilinçli bir kampanya yürütülüyor. Çok basit indirgeyerek söyleyeyim size, deşifre etmiş olayım. İslam haritasını koy önünüze, İslam ülkeleri haritasını. İslam ülkesi aslında tek bir ülkedir de, İslam devletleri dememiz daha doğru. Onların da tek bir devlet olması arzu edilir. En azından Avrupa Birliği devleti gibi
ortak birlik, ortak ekonomi, ortak dış politika, ortak savunma şart yani Türkiye'nin, Mısır'ın, Filistin'in, Irak'ın, Suriye'nin, Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın, Bosna Hersek'in o ortak bir ordusu, ortak bir savunma sistemi, ortak bir para birimi olsa, efendim kimse Arakan'da veya Doğu Türkistan'da veya Kırım'da herhangi bir Müslümana gözünün üstüne kaş var diyebilir mi? Eşkıyalar adamın tepesine vurmuşlar da, ah arkam demiş adam. Eşkıya demiş ki, ya biz senin kafana mı? Ulan benim arkam olsaydı, siz benim kafama vurabilir miydiniz demiş. Onun için arka meselesi, güç meselesi, arkalanma. Arkadaş da oradan geliyor. Bir sırt sırta verebileceğiniz. Arkadaş, hani adaş var ya, soydaş var ya, arkadaş, aynı arkaya, birbirimize sırtımızı dayadığımız, sırtımızı rahatça dönebileceğimiz, güven duyabileceğimiz bir yapı şart. Şimdi önümüze haritayı açın ve mutlaka elinizde zaten odanızda, yurttaysanız, yurtta evdeyseniz evde, mutlaka bir büyük Orta Doğu Avrasya haritası bulunsun. Aynı anda beş denizi birden görün yani. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Hazar'ı, Basra Körfezi'ni ve Kızıldeniz'i, Yarımada'nın altını dahil mutlaka görün, bütünün kalbine görün. Ancak bütüne bakarsanız, parçalar arasında kaybolmaktan kurtulursunuz. Parçalar arasında, unsurlar arasında bağ var. O bağları doğru anlamak lazım. O bağların büyük bir kısmı, birçok az bir kısmı insan tarafından oluşturulmuş bağlardır ama büyük bir kısmı ilahi tabii bağlardır, doğal bağlardır. Birbiriyle ilişki içindir yani. Onun için harita üzerinde Hristiyan Batı dünyasının planını deşifre edeyim dedim. İslam topraklarını arkadaşlar, İslam dininden önceki dönemine tanımlamaya yönelik bir program yürütür. Hristiyan Batı dünyası kurumlarıyla, Birleşmiş Milletler'le, UNESCO'yla anlaşmalı, sözleşmeli bir biçimde, ilan edilmemiş, belki bizden saklanmış olan bir biçimde, İslam coğrafyasını, tekrar söylüyorum, İslam'dan önceki, Resulullah'ın zuhurundan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın inzalinden önceki yüzyıllardan kalma adıyla, o zamanki özellikleriyle, o zamanki tanımlamasıyla tanımlamaya çalışıyorum. Tanımıyla tanımlamaya çalışıyorum. İki, bu topraklar üzerinde İslam ülkeleri, İslam ülkesi üzerinde yaşayan İslam milletini teşkil eden halkların, işte burada Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Mısır'da efendim söyleyeyim başka, Pakistan'da Peştunlar, Belucilar ve benzeri İslam milletini teşkil eden halklar, kavimleri de İslam'dan önceki dönemden kalma adlarıyla, Müslüman olmadan önceki dönemden kalma dinleriyle, İslam olmadan önceki dönemden kalma toplum büyükleriyle anmaya çalışırlar. Sistemli bir biçimde. Yani son 1400 seneyi tarihten silerek sizi tanımlamaya çalışıyor. Sizinle muhatap olabilirim ama 1400 sene öncesine dönersen diyor ya İslam dünyası. Sebep teolojik olarak Yahudilik ve Hristiyanlık bildiğiniz gibi İslam dinini bir din olarak kabul etmiyor. Bizim dinimizin ana metni olan Kur'an-ı Azimüşşan ve açıklayıcı metni olan Hadis-i Şerif Külliyatı, Kütüb-i Sitte, ikinci yazılı kaynak, doğrudan doğruya insanlığı ilk peygamberden başlatarak, bütün peygamberleri Allah'ın peygamberi, bütün peygamberlerin getirdiği dinin İslam dini olduğunu, Allah indinde dinin adının İslam olduğunu, لَا مُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِ diyor, değil mi? Sık okuduğumuz ayetlerdendir. Efendim söyleyeyim. Peygamberlerin arasında bir fark gözetmeyiz. Ne bakımdan? Biraz Müslüman olayım, git biraz da Hristiyan olayım anlamında değil bu. Bazıları öyle anlama eğiliminde. Senin dinini getiren, senin peygamberin, hak dinin, hak peygamberleri olmak bakımından, Allah-u Azimüşşan'ın değişmez, ezeli ebedi değişmez kanununu yeryüzüne, insan toplumuna aktaran, Allah indinde adı İslam olan dini aktaran peygamberler olmaları bakımından hiçbir fark yoktur. لَا مُفَرِّقُوا بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُلِ وَقَالُوا سَمِعَنَا وَيَطَعْنَا dediler ki, duyduk, işittik, itaat ettik. Şimdi bu prensip
bizde var ama Yahudilik ya da Hristiyanlıkta yok bu. Onlara göre Tanrı İsa'dan önce insanlığı unutmuş durumdaydı. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Hatta Yahudilere göre Tanrı Yahudi halkına bir şey gönderdi yani. İnsanlıkta ilgisi yok yani Tanrı'nın. Tanrı İsrailoğullarının Tanrısı. Özel. Aile şirketi. Dolayısıyla onlar Peygamber Efendimiz'i peygamber kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz'i peygamber kabul etmedikleri için o dine inanan insanlar bir tür sapık sayıyorlar yani. Yani bunu bilmeniz lazım. Bu arkadaşların tırnak içinde bu arkadaşların yani kilisenin ve efendim söyleyeyim Yahudiliğin tabii bizim muhatabımız değiller ama kendilerini düzeltmelerini bekleyeceğiz. Ama o kendileri için bizimle ilgisi yok. Biz işimize bakacağız. Onların yetiştirdiği bazı sözüm ona sahte hoca kılığında, sahte cemaat kılığında lobiler İslam dünyasının her tarafında görülmüştür, görülmektedir 150 yıldır. İngilizlerin Hindistan'ı işgal edişinden itibaren, 1839'dan itibaren İslam toplumu içinde sahte hocalar, sahte İslamcı cemaatler çıkmıştır ve hepsinin ortak özelliği şudur. Sizi derler, toplar, götürür İngiltere'ye teslim eder. Götürür Amerika'ya teslim eder. Yani bütün İslam dünyasına, Hristiyan Batı dünyasına entegre olucu, Hristiyan Batı dünyasının liderlik etmesini sağlayıcı bir gaye için çalışırlar. Niye Türklerden halife oluyor da İngilizlerden olmuyor? Ne var yani? Başımızda bir İngiliz halife olabilir propagandasını yapmışlardı Hindistan'da ve bunu telkin eden, propagandasını yapan çok sayıda böyle 1-2 değil 8-10 tane önemli müfessir, alim, hoca çıkmıştır Hindistan'dan biliyor musunuz? Geçen senelerde de oldu. Siz gençsiniz tabii. Geçen seneler diyorum ama 20 sene oldu neredeyse. Ben 50 yaşımda geçtiğim için son 20 sene bize daha dün gibi geliyor. Düşünsenize 30 yaşından sonraki dönemlerim için. Yani sizin içinse değil mi? Doğduğunuz yıllar falan yani. Ama benim yaşıma geleceksiniz inşallah. Allah hepinize hayırlı uzun ömürler versin, çoluk çocuk nasip etsin. Bir an önce de evlenmem, bunu da arada söyleyeyim. 52 yaşını sakın geciktirmeyin. Bizim kuşaklar çok yanlış yaptılar. Sakın 25'i geçirmeyin evlenmek için. Söyleyeyim. Yani ideal yaş 21. 21-24 arasında aslında ne yaparsanız yapın yani. Para pul gerekiyor, samimiyetle söylüyorum. Efendime söyleyeyim. Temiz, helal süt emmiş olan bir beyefendiyle, bir hanımefendiyle efendime söyleyeyim. 20 sene önce de Şeyh Nazım Kıbrisi diye bir adam çıktı. Şeyh Nazım Kıbrisi, Kıbrıs'ta Şeyh Nazım. Kim var mı? Adamı neyle duyduk biliyor musunuz? Türk kamuoyu neyle tanıdı adamı? Prens Charles Hazretleri de Müslüman oldu. Amerika ve İngiltere orduları Basra Körfezi'ne saldırıyorlardı. Müslüman öldürüyorlardı. Bu şimdi Orta Doğu'nun işgali, Irak'a saldırı, Afganistan'a saldırı, Suriye'ye saldırı, tabii Türkiye'ye ve Arabistan'a da efendim söyleyeyim sıra gelecek, Pakistan'a sıra gelecek. Bütün İslam dünyasını yeniden işgal etmek istiyorlar 3. senede. 1. Dünya Savaşı'nda geri çekilmek zorunda kalmış İngilizler, Fransızlar şimdi yeniden ele geçmek istiyorlar. Onun bir hazırlığı olarak efendim söyleyeyim 91 Körfez saldırısı başladı. Ve adam İslam kamuoyunda İngiltere'ye, Amerika'ya bir büyük aleyhdarlık başladığı sırada çıktı bu açıklamayı yaptı. Charles Hazretleri de Müslüman oldu. İngiliz. Kraliyet ailesinden olsun. Yani artık halife olmasının da önünde bir engel kalmadı. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Bu hep böyledir. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin meşrulaştırılması üzerinden size bir meşruiyet tanımak isteyenlerden bahsediyoruz. O bahsi de kapatalım. Aydınlarımızın itibarsızlaştırılması kısaca değineyim dedim ama konuyu çok uzattım, özür dilerim. Hızla toparlayayım. Nasrettin Hoca'nın, Mevlana'nın, İbn Arabi'nin, efendim söyleyeyim, Yunus Emre'nin ve daha birçoklarının, günümüzde yaşayanlar da böyledir. İçleri bu yüzden boşaltmak istemiyor. Onlar İslamsızlaştırılmak suretiyle, onların mümkünse İslam'la değil, Kur'an'la değil, Peygamber'le değil, Batı'da da olan, İngiltere'de de bulunan, Amerika'da da bulunan, su hesabına dokunmaz konularla ilişkilendirilerek tanımlanmasına çalışılıyor. Anlıyor musun?
Ya adam diyor ki ben Kur'an'ın hizmetkarıyım, Muhammed'in ayağının tozuyum. Hazreti Mevlana. Kim benden bundan başka bir söz aktarırsa ondan da şikayetçiyim, o sözden de şikayetçiyim. Yok, bizimkiler ısrarla batılı terimlerinde, batı telaffuzuyla efendim işte yok humanist, yok bilmem işte insancıl, yok gibi bir takım uydurma tanımlarla tanımlamaya çalışmışlardır. Karaca olan onlara bir Kazanova'dır. Köroğlu bir efendime söyleyeyim, neydi o İngiliz orman hırsızının adı? Evet, Robin Hood efendime söyleyeyim, Köroğlu. Yani siz olarak şey yapamazsınız. Köroğlu diye gelemezsiniz. İngiltere'de kime benziyor? Onun üzerinden tanımlayalım. Amerika'da kime benziyor? Onun üzerinden tanımlayalım. Sen kim oluyorsun da kendi adınla, kendi tanımına geliyorsun? Hristiyan Batı dünyasının, İslam dünyasına yönelik olarak tutumu budur. Laf aramızda Çin ve Hint uygarlıklarına yönelik tutumu da böyledir, biliyor musunuz? Büyük bir kompleks içindedir. İnsanoğlunun en son uygarlaştığı yerdir Avrupa. Bu derin kompleksi bir türlü atamıyorlar. Çinliler ipek üretirlerken, Mısırlılar, efendim söyleyeyim, olağanüstü yapılar yapar, gemilerle dünya denizlerine dolaşırlarken bu adamlar mağaralarda yaşıyorlardı. Anlıyor musunuz? Bakın, Galileo ne zaman dünya dönümünde yargılandı bilen var mı tarihinde? Söyle lütfen. Ben 1680'ler diye hatırlıyorum. Sivas'ta olan var mı aranızda? Sivas Dirili Darül Şifası var. Bir hanım tarafından yaptırılmıştır. Hastaneler genellikle hanımlar tarafından yaptırılırlardı. Selçuklularda çift başlı kartalın gövde bir başhekim. Biri Hakan, biri Hatun'dur. Kadın ve erkek birlikte yönetir devleti. Hakan dış politika ve savunma işleri ağırlıklı olmak üzere görevlerini üstlenir. Hatun eğitim ve sağlık politikalarını üretir. Bütün medreseler ve bütün hastaneler Selçuklu'da ve Osmanlı'da hanım sultanlar tarafından prensesler hadi İngilizce'yi söyleyeyim. Prensesler tarafından yaptırılmışlardır. Sivas'taki Divriği Darül Şifası'nı da yaptıran Alparslan'ın ordusundaki komutanlardan Mengücek Gazi Hazretleri'nin kızı yaptırmıştır. Ve mütevelli heyet, vaktin mütevelli heyeti tamamen kadınlardan oluşur. Bir tıp fakültesi hastanesidir arkadaşlar. Divriği Darül Şifası şu anda UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yeryüzü şaheseridir. Hem tıp fakültesi hem hastanedir. Darüşşifa. Şifa evi. Hasta evi değil yani. Şifa evi. 1218'dir yapılış tarihi. Miladi 1218'dir yapılış tarihi. Adamlar, Fransızlar, Almanlar 1218'de bırak kadınlara hastane yaptırmayı, kadınları cadı diye öldürüyorlar. Hastaları öldürüyorlardı. Anlıyor musunuz demek istediğim? Büyük bir, derin bir kompleks içindeler. Yani gerçek anlamda insanoğlunun uygar kazanımlarıyla insana ve topluma erdem ve fazilet diye yazılacak olan değerlerle çok geç tanışmıştır bu yamyamlar. Evet, bu büyük bir kompleksle dünyanın uygar bölgelerine, Mısır uygarlığına, Pers uygarlığına, Çin uygarlığına ve bütün bunların mirasını yeniden üreterek ortaya çıkmış olan yeryüzünün efendim söyleyeyim, kemale ermiş büyük uygarlığı olan İslam uygarlığına dinmek bilmez bir kindarlıkla saldırmaktadırlar. Sizler gençler olarak kendi dininizi ve tarihinizi iyi öğrenmenizi tavsiye etmeme gerek yok. Öğrenmek kararlılığında olduğunuzu varsa bir şey söyleyeceğim. Dinin temel metni Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsiriyle doğru düzgün okuyun. Siz aydın olma sürecine girmiş insanlarsınız. Benim okuma yazma bilmez annem gibi değilsiniz. 2-3 ayrı tefsiri de okuyor. Yani bunların tercihen bir tanesi 13. yüzyıldan kalma olsun. İki tanesi 20. yüzyıldan. Biri Türkçe, biri bir Arapça Arapça diyelim. Anlıyor musunuz demek istedim? Yani entelektüel bir biçimde okuyun Kur'an-ı Kerim'i, meal ve tefsirini. Sonra Kütüb-i Sitte'yi mutlaka okuyun. Hiç olmazsa ondan bir seçme. Yani 6 büyük hadis kitabı İmam Buhari'nin, Muhammed Buhari'nin. Buhara'ya gittiğiniz zaman onu da anın. Özbekistan'a Buhara'ya gittiğiniz zaman İmam Muhammed Buhari Buharalı. İmam Müslim de Buharalı biliyorsunuz. Tirmizi de Türkmenistanlı.
altı büyük hadis kitabının üçü o bölgeler, Özbektirler bunlar. İmam Muhammed Maturidi itikatta mezhep imamımız bu. Semerkant'tır. Semerkant'ın Maturid kasabasında. Dolayısıyla bunların eserlerinden bir seçmeyi okuyun. Bir yandan bunların masal kahramanları olmadığını, reel yaşamış anası babası olan insanlar olduklarını, bir doğup büyüdükleri memleketleri ve bir öldükleri bir mezarların bulunduğunu hatırlayarak, coğrafyayla ilişkilendirerek bilimi, sanatı, coğrafyayla ve tarihle ilişkilendirerek doğru yere koyarak, doğru zamanını, kronolojik zamanını öğrenerek birlikte öğrenin. Yani işte okuduğunuz kitabın yazarının doğup büyüdüğü, öldüğü yeri de, zamanı da tarihin akışı içinde mutlaka bilin. Dediğim gibi evinizde odanızda harita bulunsun. Yani üç şeyi birlikte yapın. Bir şiir okuyorsunuz, bir ilmi eser okuyorsunuz, metodolojiyle ilgili bir şey okuyorsunuz, tıpla ilgili bir şey okuyorsunuz, iktisat tarihi okuyorsunuz. Lütfen coğrafyaya ve zamana dikkat ederek okuyun. Bunları unutmayın. Bunlar coğrafyadan ve zamanından koparılmış olan eserleri de kitapları diyecek dememiz lazım. Kitabımızları da çöpe at. Herhangi bir şeyi zamanından, bağlamından, coğrafyasından koparmış olarak ne eder alabiliriz? O ilmi eser değildir. Ama masal olarak okunabilir. Masallar öyledir. Efsaneler öyledir. Efendim, Nasreddin Hoca'nın doğum tarihi 1205, bazı tarihçilere göre 1208, benim okumalarım 1205'in daha doğru olduğunu düşündürdü bana. 1205 ile 1285 arasında yaşamış. Sivrihisar'a bağlı şimdi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Portu köyü var. Şimdi adı Nasreddin Hoca köyü. Fakat tarihte hocanın doğduğu dönemde Haçlı Savaşları münasebetiyle Sivrihisar ve Karahisar ve Eskişehir tamamen Haçlıların istilasına uğramış olduğundan Müslüman bölgeler Akşehir'e bağlı. Yani hocanın doğduğu köy o tarihte Akşehir'e bağlı. Bu şimdi Sivrihisar'a bağlı. Ama her halükarda hoca o köyde doğdu. Şimdi buradan Ankara'dan çıkıp Polatlı'yı geçtikten sonra yaklaşık 30 kilometre sonra yolun solunda hocanın köyü. İlkokulunu, ilk eğitimini Akşehir'de yapıyor. Yüksek tahsil için Konya'ya gidiyor. Konya'da Mevlana'nın babası Bahattin Beret, Selçuklu Sultanı Alaaddin Bey'in Kevkubat'ın ricası üzerine nihayet Karaman'dan gelip Konya'ya yerleşmiş durumda. Bahattin Beret 1207 yılında Behten 1214 yılında. 1214 yılında şimdi Afganistan sınırları içinde kalmış olan ahalisi Özbeklerden müteşekkil. Afganistan'ın Özbek bölgesi olan kuzeydeki Beh şehrinde. Beh'den Moğol istilaları dolayısıyla bu Sultan Baykar'ın ricası üzerine yola çıkıyor. Yani bu adamlar kütüphaneleri yapıyorlar, medreseleri tahrip ediyorlar. Öncelikle hocaları öldürüyorlar. Bu şehirde korunmaya değer en önemli şey sizsiniz, sizin kütüphaneniz, medreseleriniz. Ne yapmam lazım? 500 dere tahsis ediyor. 500 derenin 300'üne Behteki medresenin kütüphanesi yükleniyor. 300 dere, 2 kitap. Diğerlerine çocuklar, talebeler, hatta kendi ailesi, oğlu. İşte bu Mevlana Usta'da 7 yaşında. Bahattin Beret'in oğlu. Nişabur'a gidiyor, batıya doğru geliyorlar. Afganistan'ın batısına doğru ilerleyince İran'a girersiniz. İran'ın Türk bölgesine. Kuzey Borasan bölgesine gidersiniz yani. Nişabur'a geliyorlar. Nişabur'da Feridüddin Attar hayatta onu ziyaret ediyorlar. Yani oradan hacca geliyorlar. Oradan Malatya'ya, sonra Erzincan'a, sonra Karaman'a nihayet Mevlana 22-25 yaş aralığındayken Konya'ya geliyorlar. Bahattin Beret'in Konya'ya geldiğini duyan Anadolu ve Balkanlardaki hatta en üstteki Muhittin İbni Arabi falan koşu bana Konya'ya geliyor. Bahattin Beret Borasan'dan gelince Hüsamettin Aksaray'ı, Seyyid Mahmut Hayrani, bizim genç, o zaman genç şairlerden, hiperaktif genç şair, Yunus Emre. Ondan sonra o tarihte öyle, henüz 30 yaşında yani. Koşup şeye geliyorlar. Muhittin İbni Arabi yaşlı, Endülüs'ten o kalkıp Konya'ya geliyor. Sadrüddin Konevi, Mevlana'nın yaşıtlarını söylüyorum. Nasreddin Hoca ile Mevlana yaşı, 2 yaş var aralarında. Mevlana, Celaleddin, Molla Nasreddin, Molla Sadreddin, Sadrüddin Konevi, Kabri Erzurum. Konyalı, efendim söyleyeyim. Sarı Saltuk Gazi, o da 1210 doğumlu. Balkanları fetheden, Balkanlara İslam'ı tebliğ eden, Arnavut halkının, Makedon, Boşnak halkının İslam'a davet eden büyük Sufi, Veli, komutan, tahta kılıçlı kahraman. Bunlar yaşıtlar ve aynı ortamdalar. Benim okuduklarıma göre
Haçlı Savaşları münasebetiyle hoca, Anadolu halkının bağımsızlığını Hristiyan saldırılarına karşı korumak için, İslam'ı, Hristiyanlığa karşı İslam'ı müdafaa için özel bir eylem yapıyor ve biz bugün dünyada hocayı bu eylemin sembolik duruşuyla tanıyoruz. Eşeğe tesbihme hikayesi. İncil'de İsa muzafferane bir eda ile Kudüs'e girdi gibi bir cümle var. Sözüm ona, Tanrı dünyaya gelmeye karar veriyor, bir insan kılığına giriyor. İsa olarak doğuyor. Ondan sonra efendim söyleyeyim, İsa olarak doğduysa İsa öldü. Tanrı ölmez yani. Ama işte böyle, Tanrı İsa olarak doğuyor. Dünyada kendine bir krallık kurmaya karar veriyor. Başkent olarak da Kudüs'ü beğeniyor. Ve Kudüs'te Tanrı krallığı, Tanrı'nın krallığı adıyla bir devlet kurmak üzere Kudüs'e gidiyor. Neyle? Eşekle. Aynen böyle ama. Ve çıplak ayaklı olarak. İsa çıplak ayaklı olarak eşeğin üzerinde muzafferane bir eda ile Kudüs'e girdi. Teoloji çalışanlar, dinler tarihi çalışanlar bilirler, bakabilirsiniz de. İşte bu tırnak içinde İncil ayeti, biz Türklerin 1030'lardan itibaren, Selçuk Bey'den itibaren Irak, Suriye ve Anadolu coğrafyasında hem fetihler yapması, hem zaten fethedilmiş olan İslam topraklarında yönetimi devralması, Araplardan yönetimi devralması üzerine bir parantez açayım. Cümlemizin sonra yönetimi devralması üzerine Batı'da tehlike çanları çalıyor ve üzerimize toplanıp saldırıyorlar. 8 büyük saldırı. 1096'dan 1302 yılına kadar sürmüş, yaklaşık 200 yıl boyunca sürmüş 8 büyük dünya savaşıdır tabiri caizse. Tüm dünya, tüm Avrupa dünyası üzerimize saldırıyor. Böyle düşünün. Bu saldırılardan 4'ü hoca hayattayken oluyor. 8 Haçlı Savaşı ile ilgili Türk Tarih Kurumu'nun, İş Bankası Kültür Yayınları'nın, Türkiye'de çeşitli kurum kuruluşları, müstakil kitapları vardır. Her bir Haçlı Savaşı ile ilgili bir kitap vardır. Size tavsiyem mutlaka bunları okuyun. Mutlaka bunları öğrenin. Üzerinize yapılmış saldırıları öğrenmezseniz, size yönelik saldırıları ve saldırganları ve saldırma sebeplerini, saldırma biçimlerini, saldırma yerlerini, saldırma tarihlerini bilmezseniz, yeni saldırılara karşı bağışıklık sahibi olamazsınız. Anlıyor musunuz demek istedim? Böyle yersiniz o kayık hazır. Müslüman iki kere sığınmaz diyor ya. Doğru ki Müslüman olmak lazım demek istiyorum ya. Yani bunlar Müslüman olmanın şartı, gereği, biraz indirgeyerek konuşursak, ben şairim biliyorsunuz, şairler indirgemeyi severler. Yani az önce söylediğim şey İslam'ın şartı aslında. Kalem taktiyeceğim de şimdi. Haçlı Savaşları'nın sırasında papazlar Avrupa'yı dolanarak, İsa'nın Kudüs'e girdiği gibi Kudüs'e girmek istiyor musunuz? Peşime düşün diyor. Anladınız mı? Ve ahaliyi böyle üzerinize kışkırtıyorlar. Fransa'dan Almanya'ya, yukarıda Romanya'dan, Polonya'dan, aşağıda İtalya'ya, Yunanlılara adam topluyorlar bize saldırmak için. İstanbul üzerinden, Adapazarı üzerinden, Taraklı bugünkü Beypazarı yolu üzerinden, Sivrihisar, Eskişehir Sivrihisar üzerinden, Akşehir'den Hatay'a doğru oradan Kudüs'e gidiyorlar. Hani anladınız mı? İstanbul'dan Hatay'a bir şey çizim. Şöyle güney doğuya doğru inen bir koridor, bir hat çizim. Haçlı Savaşı oldu. Haritalarda var bakarsınız. Geçtikleri yol üzerinde 100 yıl hayat olmamıştır biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle yağmalamışlardır ki düşünebiliyor musunuz? 10 binlerce insan günlerce süren, aylarca süren yolculuk yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yağmalıyorlar doğal olarak. Sağda solda köy, Türk köylerini, Türk şehirlerini, kasabalarını. Hatta yağmalamak üzere bırakıyorlar seferi. 100 kilometre ötede bir şehir var. Gidiyorlar, orayı yağmalıyorlar. Aylarca orada kalıyorlar. Ağaçları bile yiyorlar, öyle söyleyeyim size. Bütün ekili araziyi. Bütün büyükbaş, küçükbaş hayvanı. İnsanı öldürüyorlar. Nükleer savaş geçirmiş gibi oluyor. 100 yıl hayat olmamıştır. Tarih kitapları diyor ki Haçlı güzergahında insan soyunun yerleşiminin, insan üretiminin, mahsulünün, ekiminin ve ağacının yeniden canlanması 100 yıl olmuştur.
İşte bu Haçlı saldırıları sırasında biz Türkler için manzara şöyle, karşımızdan gelen, kuzeyden, yani Anadolu'da durmuşsun, kuzey batıdan yana üzerine ordu geliyor. Ordunun görünüşü şöyle, önde acayip taçlar, efendim söyleyeyim, Katolik serpuşları falan takmış olan eşeklerin üzerinde, hepsi eşeklerin üzerinde, ellerinde haç tutan, uzun kaftan giymiş bir grup papaz, ruhbansı papaz. Belki yüzlerce. Arkada on binlerce yağmacı, çapulcu bir katil sürüsü. Dolayısıyla hocanın atlı bir kavim mensubu olarak, bir Türk olarak, ulema kıyafetini giyip, cübbesini giyip, sarığını sararak çıkıp eşeğe, yüzü eşekle ters istikamete bakacak bir şekilde oturması, çarşıda, pazarda bu vaziyette dolaşarak bu pozu vermesi ayrıca ise çok derin bir mesaj içeriyor o gün için. Biz bugün tarihi unutmuş olduğumuz için, tarihin bu korkunç sahnelerini, asla unutulmaması gereken olaylarını bile unutmuş olduğumuz için bu anlamları şifre çözebiliyor, çözüyoruz. Ya o halbuki o kadar basit ki, adam Haçlı savaşlarına karşı halkı direnişe çağırıyor. Eşekler ve eşeklilerle ters yollarımız diyor. Efendim söyleyeyim, Buhara Hanı'nın sarayında bir latife oluyor. Aklın yolu bir midir değil midir tartışıyor. Hoca diyor ki aklın yolu birdir de, biz çünkü matemi değiliz, eşariler akla inanmazlar. Matematik ve fen bilimlerine inanmazlar. Bizim yaptığımız rasathaneleri yıkmışlardır top ateşiyle. Medreselerden matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerini, tıp bilimlerini kaldırtmışlardır. Mısır kökenli eşarilik, Semerkant kökenli maturidilik, İbn-i Sina'yı, Biruni'yi, Efendimiz'i, Fahrettin Razi'yi falan yetiştirmiştir. Ama eşarilik bunları hem tekfir etmiştir, hem de bunların yenilerinin yetişmesinin önünü kesmiştir. Lagari Hasan Çelebi de, Hezarfen Ahmet Çelebi de bugünkü teknolojide söyleyeyim, faili meçhuldür. Onlar tarafından öldürülmüşlerdir yani. O zamanın işidir yani, öyle söyleyeyim size. Ve itikadi menşei şeydir, eşariliktir yani, Mısır'dır. Şimdi dersi saati gelene çıkabilirler, bu arada onu söyleyeyim. Hocanın eşeğe test etmesi, eşekle eşeklikle zıtlaşması yüzünden, bu aradaki sahneyi anlatıyordum. Aklın yolu birdir diyor Maturidi. Hoca da diyor ki evet, aklın yolu birdir diyor olmasına da, bir de perspektif farkı vardır, onu da anlatayım diyor. Perspektif farkı şudur, aynı hakikate farklı zaviyeden baktığınız zaman farklı sonuçlara varabilirsiniz. Zira aslında hakikat baktığınız şeyde değil, bakış biçiminizdedir. Bakış açınızdadır, sizdedir hakikat. Anlatamıyorum mevzuyu, biraz karmaşık bir mevzu, perspektif meselesi. Ya işte şimdi bir eşek lazım oldu bana diyor, lütfen bana bir eşek getirir misin bahçeye? Şehrin Buhara şehrinin emiri, Sültür Hakan'ı ve mahiyetindekiler, şairler, yazarlar sohbet halindeler. Kalkıp bahçeye çıkıyorlar. Hoca geçip bahçede yüzü duvara dönük eşeğin üstüne çıkarak yüzü eşekle ters yöne bakacak biçimde oturuyor eşeğin üstüne. Şimdi söyler misiniz? Burada ne görüyorsunuz? Birisi diyor ki bir adam bir eşeğin üstüne ters oturuyor. Nasrettin Hoca eşekle ters oturuyor. Sen eşeğin üstüne ters oturuyorsun. Benzer cevaplar. Hakikaten hepinizin aklının yolu bir diyor. Eşeğinki dahil. Ya aranızdan bir insan ehli çıkıp demedi ki haşa hocam. Siz doğru duruyorsunuz. Eşeğiniz akla ters duruyor. Gidilecek yönün neresi olduğuna karar verirken, neyin doğru istikamet olduğuna karar verirken eşeğe baktınız. Eşeğin yüzünün dönük olduğunu, yönü motif olarak doğru yönü, doğru yol olarak tanımladınız. Bir, onu doğru yol olarak tanımlayınca da dönüp bana ters dediniz. İnsan ehli hocanın yolu bildiğini, doğru yolu bildiğini, hak yolu bildiğini, belki şu ya da bu sebeple eşeğin ters olduğunu, vasıtaların ters olduğunu, şartların, imkanların aleyhimize olduğunu söylemiş oluyor. Değil mi? O bir vasıtadır. Vasıtalar, şartlar, imkanlar bizim aleyhimize. Elbette hak yolu, hakikat yolu, doğru yolu, istikameti bilebiliriz. Bana değil, eşeğe değil, bana bakacaksın kardeşim. Eşekliğe göre, eşeklik biliyorsun Türkçemizde aynı zamanda bir mazmundur yani.
nefse düşkünlüğü, inatçılığı, burnunun dikine gitmeyi, efendime söyleyeyim, filan temsil eder yani. Dolayısıyla hoca o duruşuyla bir yandan Hristiyanlığa, bir yandan efendime söyleyeyim eşekliğe savaş açmıştır. Bunları ayrıca bu küçük bir tevazu kitabında, Tarih Bendi adlı kitapta anlattım. Bu kısa öğle arası konferansına beni kurumunuza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili TRT'ye ve başka bazı televizyon kanallarına çok miktarda üniversiteye konferansa gittim. Beni buraya davet eden arkadaşlardan biri TRT'de ki programının YouTube'da videosunun bulunduğunu söyledi. Ben de itiraf edeyim ki bilmiyordum. Akşam oturdum, izledim. Ne yalan söyleyeyim, çok güzel anlatmışım. Onu dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Soru var mı? İki de soru alayım. Ondan sonra bitirelim. Hemen. Beş dakika olsun. Üniversiteler sormayı severler. Efendim, soru cevap biçiminde iki soru alalım. Tercihen bir kızlardan, bir erkeklerden iki soru. YouTube'daki o video yaklaşık 30-35 dakika sürüyor. Derli toplu olarak Nasrettin Hoca'nın tarihi şahsiyetini, arkadaş çevresini, latifelerinin efendim söyleyeyim içerdiği remz ve mecazları, mazmunları, bunları nasıl anlayacağımızı orada bu anlatmışım, bayağı uzunmuş program. Sonra bir telefon bağlantısı yapıyorlar, öldü o yönetmen. Komedi filmlerini çeken, bu Dondurma Daima filan filmini çeken yönetmen. O da beni dinliyormuş demek ki telefon bağlantısına bağlanabilmek için. Bayağı son programın sonlarında. Evet. Var mı soru? Geliyor mu? Yok mu? Peki o zaman son soru yerine ben şunu kullanayım. Şu hakkımı kullanayım. Üstad Sezai Karakoç'un İslam milleti ve İslam medeniyeti kavramını iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Ayrıca benim bu kitabım da aslında bir Sezai Karakoç'un ilhamıyla yazılmış bir kitaptır. Sezai Karakoç'un Yunus Emre diye bir kitabı var. Çevre diye başlıyor. Arkadaş kitabın yarısına kadar çevreyi anlatıyor. Yunus'a laf gelmiyor, sıra gelmiyor. Çevre. Öyle sıkılmıştım ki onu okurken ilk kez üniversite öğrencisiydim. Ya Yunus'u merak ediyorum ben. Babam Yunus'un şiirlerini ezbere biliyor. Ben de büyük çoğunluğunu biliyorum. Acaba Karakoç Yunus hakkında ne diyor? Sonra sonraki yaşlarında, şimdi buna, bu benim kanaatim değil, sadece bütün ülkemizin aklı başında aydınları, yazarları, şairleri bu kanaattedir. Yunus'u en iyi anlayan, Mevlana diye bir kitabı var. Mevlana'yı en iyi anlayan adam Sezai Karakoç'tur. Zaten altının kıymetini sarrafı bilir. Yani it köpek çok affedersiniz, hava konuştum. Ne demiş, umurumda mı? Sezai Karakoç ne diyor Necip Fazıl hakkında? Sezai Karakoç gibi efendime söyleyeyim, lekesiz, pırıl pırıl, abide gibi bir hayat yaşayan bir insan acaba Mevlana hakkında ne diyor, Yunus hakkında ne diyor? Onu öyle başladım ben. Sonra bir fark ettim ki Üstad bunlar olağanüstü tarih biliyor. İnanılmaz biçimde tarihimizi iyi biliyor. Selçuklu demeden, Beylikler demeden, Osmanlı demeden, Abbasi demeden, bütün İslam tarihini, peygamberler tarihini çok okumuş. Böyle bir çırpı olmuyor yani, boyacık bir batım çıkarı olmuyor. Bir okuma heyecanıyla. Hazreti Mevlana'dan nasıl bir saygıyla, hürmetle bahsediyor yazılarında, kitaplarında filan. Bizim için Mevlana işte yani o zaman efendim, turist bir bürüye, hümanist, şeyci filan. Biz şimdi daha kâri Müslümanlarız. Abdesti namazı aksatmayan, efendim belki sen söylemedin bir öğretmen, ben hafızım aynı zamanda. Biz Mevlana da kimmiş ya filan, biz daha büyük, daha önemli Müslümanlarız. Havasındayız. Hele bizim kuşaktan bir de İmam Hatipliyse arkadaş, İlahiyatü Zavallah'a zaten şurada yani tapu, cennetin tapusu burada. Hiç kimseye ben ne mezhep imamı kalır, ne efendim söyleyeyim tarikat şeyi. Sezai Karakoç hakikaten çağımızın yaşayan bir Mevlana'sıdır, onu söyleyeyim. Bakın bu çağda yaşayan, samimiyetle söylüyorum, eğer Mevlana çağında olsaydınız, zaman makinesini icat etmiş ve sizi 1240 yılına Konya'ya göndermiş olsaydı, işi gücü bırakır ne yapardınız? Sabahtan akşama Hazreti Mevlana'nın dizinin dibinden ayrılmazdık, öyle değil mi? Hadi öyle değil mi? İbn Arabi'nin hayatta olduğu dönemde onun yanında olsaydık, şu yaşımızda, bu aklımızda, gece gündüz ayrılır mıydık dizinin dibinden? Ayrılmazdık. Resulullah'la beraber olsaydık, bir dakika ayrılır mıydık sizce? Ayrılmazdık değil mi? Ayrılmak istemezdik ya. Gecemiz gündüzümüz onun kapısında yapmak isterdik.
Sezai Karakoç bu çağda Hazreti Mevlana'nın bir benzeridir. Eserini titizlikle okuyun. Hemen. Bunları boş ver. Bunları Karakoç okuyunca öğreneceksiniz. Karakoç okuyunca İslam aydınlarına, İslam tarihine, İslam medeniyetinin geçmiş parlak yüzyıllarında yetişmiş olduğu büyük tefsir alimlerine, hadis bilginlerine, din tıp bilginlerine, astronomi bilginlerine, büyük düşünce adamlarına, sanat adamlarına, Şeyh Galip ve Fuzuli'ye, efendim söyleyeyim, nasıl bakmamız, onları nasıl anlamamız, bir kere bakmamız gerektiğini anlayacaksınız. Dönüp şevkle, aşkla bakacaksınız, iştiyakla okuyacaksınız. Hepiniz Karakoç'u okuduktan sonra en az 1000 tane daha bir şey okumak gerektiğini anlayacaksınız. Ve bundan, bunu okumak için kendinizde güç, kuvvet ve azim bulacaksınız, en önemlisi. Karakoç sizi kendi talebesi yapmaya çalışmıyor. Karakoç'un kitaplarını okuyan, Karakoç'a talebe olmaz, mürşid olmaz, mürid olmaz affedersin, şakir de olmaz. Karakoç sizi kendi eşiti yapar. Kendi eşiti. Siz 21. yüzyıla doğmuş, İslam dinine mensup, İslam'la şereflenmiş, saygıdeğer bir genç insan olarak, kadın erkek, genç bir Müslüman olarak, üniversite formasyonu almakta olan bir genç Müslüman olarak Sezai Karakoç'u fark etmiş, açmış kitabının önüne oturmuş, bu saygın eylemi başarmış kimse olarak Karakoç size kendi arkadaşı muamelesi yapıyor, göreceksiniz. Onun için Diriliş Neslinin Amentüsü adlı kitabından başlamak üzere İslam'ın dirilişiyle fizik ötesi açısından ufuklar ve daha ötesi, yapı taşları ve kaderimizin çağrısı gibi hayati yönünde eserleri hızla okuyun. Ve bir haftayı da geçmesin bir kitap. Hızla. Çünkü Karakoç'u okumanız gereken, edebiyatla ilgili değilseniz en az okumanız gereken 30-35 tane eseri var. Yani 30-35 hafta demek ki 6 ay, 8 aya hepsini okuyup bitirirsiniz. Sezai Karakoç'u okuduktan sonra tekrar görüşelim. Karakoç'un eserlerini okuyanlar okuduktan sonra lütfen beni arasınlar. İnşallah ölmemişsem, efendim söyleyeyim, görüşelim. Tamam mı arkadaşlar? Ben şimdi Başbakanlık'ta biraz adı uzun, Atatürk Kültür, Dil, Tarih, Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı diye bir şey var. Ben orada başkan yardımcısıyım, bürokratım. Sanat edebiyat faaliyetlerimizle, yazılarımızla, şiirlerimizle, konferanslarımızla bir yanıyla kültür hayatımızın içindeyim, sivil bir insan olarak içindeyim. Öyle ne randevu almak icap ediyor, ne efendim söyleyeyim bilmem ne icap ediyor falan. Benim memuriyetteki pozisyonuma bakmayın siz. Çat kapı, telefon açarak görüşebilirsiniz. Her zaman her yerde görüşmek isterim. Haftada pazar günleri de Ankara'da Diriliş Okumalar adıyla bir okuma grubum var. Sizin gibi Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, çeşitli şehirlerinden Ankara Üniversitesi okumaya gelmiş olan genç bir grup arkadaşlar, yaklaşık 100 kişilik bir grupla Karakoç'tan seçtiğim 20 kitabı okuyoruz. Birinci dönemde 10 kitap, ikinci dönemde 10 kitap olmak üzere. Kitapları istediğiniz yerden temin edebilirsiniz Ankara'dan, bulamazsanız. Biz İstanbul'dan getirdik, arzu eden gençlere %40 indirimli fiyattan satın aldık İstanbul'dan. Aynı fiyattan arkadaşlar alıyorlar. Ama dediğim gibi istediğiniz yerden kitapçılarını da temin edebilirsiniz. Biz kitap satmıyoruz yani. Diriliş okumalarına gelen çocuklara kitaplarını toptan temin ediyoruz. Ben kitapları sizlere dağıttıktan sonra, gençlere daha doğrusu dağıttıktan sonra belli bir sıralamayla bunların okumasını sağlıyor ve okumuş o haftanın kitabıyla pazar günü 2 saat süren bir toplantı yapıyoruz. Yani diyelim ki bu hafta gün saatini okuduk, günlük yazılardan veya suru okuduk. Herkes surla birlikte toplantıya geliyor. Yani hepinizin elinde sur kitabı var, hepiniz de onu okudunuz. Ben burada söz veriyorum, ne okudun, nerenin altını çizdin, ne dikkatini çekti, var mı anlamadığın bir mesele benim dilimin döndüğünce anlatabiliyoruz. Bu şekilde söz vererek kitap üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Çay, kahve, içiyoruz. Bir küçük mola veriyoruz. İkinci moladan sonra bu hafta okunmuş olan kitaptan, sursa surdan diyelim ki bazı bölümleri sesli olarak birisi okuyor, dinliyoruz. Aslında bundan ibaret okuma programı. Ama bu program biraz sosyal bir yönünde olan bir program. Yani işte siz kendiniz evde, otobüste, size söyleyeyim, çok daha verimli okumalar yapabilirsiniz yani. Sizin şimdi haftada bir kitap değil, haftada üç kitap okuma dönemindesiniz. Evlendiğiniz zaman, iş hayatına girdiğiniz zaman, efendim, okuma temponuzu ne kadar düşünüyor göreceksiniz. Ben cebimde taşıyorum da, bir kitabı 15 gün boyunca cebimde taşıyorum, kitap eskiyor, 15 gün yine bitirdim. Yani ne olsun? Yani aynı kitabı 15 gün cebimde taşıyorum.
Araba sürmeyi bilmediğim için bir avantaj, otobüslerde, minibüslerde okuyorum ben hala. Bizi arabaya İngiliz kullanıyor. Bu da benim götürmüyor bir yere. Mecburen toplu taşıma vasıtaları kullanıyorum. Söyleyeceğim son söz bu olsun. Üstad Sezai Karakoç Bey'i okursanız gerçek anlamda aydın olma sürecine çok güçlü bir giriş yapmış olursunuz. Nasrettin Hoca'yı da, benim acizane Nasrettin Hoca üzerine yazdıklarını da anlamış olursunuz. Benim Sezai Karakoç üzerine yazdıklarım da var, onu da söyleyeyim. Onun Yıldız Tutulması adlı kitabım var. Orada aşağı yukarı Karakoç üzerine bir kitap duruyorlar. Tekrar geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için, davetlerine başta olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun, var olun.